Ekranınızın çok sevimli olduğunu düşünüyorum. Şahsen dışarıdan bakan biri olarak. Aldığım diğer yorumlar da bu şekilde genel olarak. Yani seninle ilgili yorum hep sevimli bir ekran yüzü. Ama çok fazla dizi ve filmlerde görmedik seni yine de. 3 tane de. Çok az yani. Normalde bu kadar çok televizyon programı yapan birinin çok daha fazla dizilerde olması lazımken. Senin tercihin mi yoksa hani böyle mi geldi? Ben Sunuculuğu çok seviyorum. Yani Berke ile biz hatta Aşk ve Gurur dizisinde beraber oynadık. Tabii. O biliyor birazcık beni. Çok kendimi vermem ben. Yani oyunculukta bir de mesela bazı diziler Lise Defteri hariç Nilgün'de Osman abi, Osman Yağmur Dereli çok istediği için. İkincisinde Faruk Bayhan genel müdürüm çok istediği için oynamıştım. Hani birazcık ite kakaydı. Lise Defteri'ne bir keyifli çalıştım. Onlar anlarlarmış. Ama bak yani ekran sevimliliği çok önemlidir. Onlar dizi diye tutturuyordu. Ama keşke taşısaydın mesela. Yani çünkü bu elektriği vermek de kolay değil. Ya bana gelen diziler de tutmuyor ama Gani Bey. Şans. En son Mehmet Ali Erbil'le Benler için oynadığı bir dizide işte 3 tane başrol vardı. Üçüncüsü geldi. Sonra işte kanalım kabul ettirmedi. Dizi bir hafta, iki hafta mı, üç hafta mı ne yayınlandı? Başka bir dizi geldi. Bu Şeytan Sofrası. Onda oynadın mı sen Mehmet Ali Erbil'e? Oynamadım. Kabul ettirmediler. İlk ettirmemişler. Dizi kalktı. Bu sefer iyice kendinden gelecektin ya. Bende bir şey var. Ayağa baktı. Diz tabağım. Yok benim oynadığım 3 tane dizi de çok enteresan. Üçü de tutmadı. Ama üçü de sezon sonuna kadar yayınlandı. Ya ama bu genel olarak yani ben biliyorum oynadığın dizileri. Sonuçta senin üzerine kurulmuş diziler değil. Olmadığı için sen sorumlusu Lise olamazsın. Lise Defteri'nde yani hani bir sürü oyuncu bir genel vardı. Genel konsept vardı. O yüzden konsepttir zaten. Hani oyuncu çok böyle üzerine yatırım yapılıp tutmayan oyuncular vardır ayrı mesele. Ama onlardan biri zaten ikiniz de değilsiniz. O yüzden. Bir de senaryo çok önemli bence. Yani senaryo müthiş oyuncuları alın. Senaryo kötü olsun. Al Pacino da oynasa, Brad Pitt de oynasa bir şey gibi evet, şey yapmaz. Evet öyle yani. Biraz yani Türkiye'de biraz öyle. Bütün bu parlak bir kariyer yaptım bence. Sunuculukla özellikle sunuculuk anlamında mutluyum. Herkes işte Ece Erken'i çok sevimli, sempatik buluyor. Ama ve lakin demişsin ki ben artık bırakacağım bu işleri. Bir de böyle bir şey var ya oyunculuk yapmadığın yetmiyormuş gibi. Onlar bir de ben bırakacağım demişim. Bunu niye yapıyorsun? Benim gerçekten bırakacağım mı? Yok yani iş konusunda da her zaman öyleydim. Çok hırsım olmadı. Gerçekten de hani bu işi hakkıyla yaptığımı düşünüyorum. 12-13 yıldır tek sunuculuk yaparak ayakta kalabilen çok fazla kişi yok piyasamızda. Yani bir iki yılda siliniyorlar. Hep popüler isimler bir şey sunuyor. Bence çok fazla da hani başarılı olmadığı için de silinip gidiyor. Hani oyunculukla devam ediyorlar mesela. Evet. Ben şimdi haftada bir veya iki program. Hani ben tempomu azaltacağım anlamında işi bırakacağım. Yani yoksa kadın tamamen derneklerinden falan zaten acayip bir tepki aldım o röportajdan sonra. Sen nasıl bırakırsın diye. Tabii yani bir erkek için bırakılır mı işte evleniyorsun diye işi mi bırakacaksın? Bayağı bir tepki aldım ya YouTube'da falan bölümler buradan söylemiş atmışlar. Olalım ama temelli bırakmıyorum. Evet yani devam edeceğim haftada bir veya iki çünkü çocuk istiyorum. Ama Berke de evlenince bırakacakmış. O da bırakır o evin erkeği olacak. Evin erkeği olacak. Sal tepeceğim, sal atacağım falan ben. Vallahi yapar.